Sevgili seyirciler, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası geçtiğimiz hafta gösterime girmişti. Ancak Oscar trafiğinden hakkında konuşmaya fırsat bulamamıştık. Bugün sinema yazarı Murat Ertan stüdyomuzda ve kendisiyle filmi konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Ali. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Kelebeğin Rüyası hem filme harcanan bütçesiyle hem de bugüne kadar alışık olmadığımız görüntüleriyle ana akım sinemada daha önce tanık olmadığımız bir zenginliğe sahipti. Bu yüzden de insanları çok heyecanlandırdı. Fakat film vizyona girdikten sonra değerlendirme yapanlar film için ne çok kötü ne de çok iyi diyebildiler. Siz filmi izlediniz. Evet. Gerçekten fragmanda göründüğü kadar film iyi mi? Nerede duruyor? Nasıl değerlendiriyor? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali. Şimdi bu filmin fragmanı gerçekten de beklentiyi bayağı bir yükseltti Mehmet Ali. Yani en entelektüelinden en genel izleyicisine kadar herkes bu film için bayağı bir yükseldi. Yani tabii o 2,5 dakikalık fragman içerisindeki o görüntüleri 140 dakika boyunca bir fragman izliyor gibi izleyince de insanların biraz kafası karışıyor diyebilirim yani. Nasıl yani? Yani aslında film çok iyi görünüyor. Yani... Görüntü yönetmeni açısından mı söylüyorsunuz? Aynen öyle söylüyorum Mehmet Ali. Yani buradan ben gerçekten de görüntü yönetimi bir ders gibi adeta. Sanki Yılmaz Erdoğan bir film çekmemiş de Gökhan Tiryaki'ye bir fotoğraf sergisi açmış gibi görünüyor. Yani muhteşem bir her sahne adeta bir tablo gibi. Bu arada da gerçekten Yılmaz'ı bir kez daha takdir etmek lazım. Türkiye'nin ilk geniş kitle için çekilmiş sanat filmini yapmış. Zaten bu filmde İstanbul Film Festivali'nde de uluslararası bölümde yarışacak biliyorsun. Evet, zaten filmin Oscar'larda da yabancı film dalında yarışmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yani hem öyle bir durum var hem de Türkiye'deki festivallerde en iyi yabancı film dalında da bence çok ödül alacağı benziyor. Çünkü film orkestrasyonuyla ne bileyim 1940'lar Zonguldak'ını değil de sanki bir 40'lar Paris'ini andıran kostümleriyle, şiirsel diliyle. Yani bir filmde şairinden ne bileyim esnafına, ev hanımından şairine, doktorundan şairine, çocuğundan madencisine, şairinden şairine. Herkes mi böyle bir şiirsel Türkçe ile konuşur Mehmet Ali? Peki oyunculuklara gelirsek? Şimdi o konuda da şöyle bir durum var. Özellikle Mert Fırat'ın gırtlak performansını gerçekten de herkesin izlemesi lazım. Görmeyenler muhakkak gitsin görsün. Filmin hemen hemen her bölümünde öyle bir öksürüyor. Yani kan öksürüyor Mehmet Ali. Yani baştan sona kadar sanki Yılmaz Erdoğan kendisine replikten çok öksürük yazmış. Yani muazzam bir öksürüktü böyle. Yani gerçekten çok etkileyici, bir insan tedirgin oluyor. Bir de Kıvanç Tatlıtuğ'un performansı çok övüldü. Mehmet Ali, o da çok güzel öksürüyor. Yani gerçekten hele ikisi yan yana geldiği zaman yani o ikisinin karşılıklı öksürmeleri yani bir oyunculuk performansını gerçekten muhteşem bir şekilde izliyoruz. Peki bir de filmin başrol kadın oyuncusu Belçin Bilgin'in performansı hakkında da tartışmalar oldu. Bir de ona değinirsek. Yani şimdi kendisi de gerçekten buradan Belçim'i de tebrik ediyorum. Gerçek bir oyunculuk gösterisine soyunmuş. Adeta ben şöyle bir meydan okumada diyebilirim. Yani demiş ki rol küçük de olsa, büyük de olsa 3 tane mimikle oynanabilir. Mutlu, mutsuz, öfkeli. Üçünde de çok inandırıcı Mehmet Ali. Gerçekten. Anlıyorum. Peki çok teşekkürler katıldığınız için. Yalnız ben bir tek şeyi anlayamadım Mehmet Ali. Yani bu kadar varlıklı bir ailenin kızı 30 yaşına kadar nasıl liseyi bitirememiş ben onu anlamadım. Bildiğim kadarıyla Belçin Bilgin 16 yaşında bir liseliği oynuyor filmde. Oo, ben onu çünkü dedim acaba çok mu hala devamsızlık mı yapıyor? Haberler devam ediyor sevgili seyirciler. Çünkü oluyor ben de geç bitirdim